أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس السادس والعشرون من كتاب الصلاة عمدة صالح وعدة الناسخ كتابının كتاب الصلاة 26. dersini okuyoruz. وتبطلوا namaz bozulur بزيادتي ركن فعلي bir rukne fiilinin ziyadesiyle batal olur. Yani namazda fiili erkanlarından herhangi bir rukunu yapmayla namaz bozulur. Kerruku'in amden. Adam ruku yaptı, kalktı, bir daha rukuya gitti bile bile. Ne olur? Namazı bozulur. Vataptulu namaz bozulur. Ziyadeti rukmin fiyaliyin kerruknin kerruku'in amden. Bile bile fiyali bir rukunun ziyadesiyle ne olur? Namaz bozulur. Bir şey rukuya gitti kalktı bir daha gitti. Rukuya ne olur? Namazı bozulur. Ama la sehven sehven yaparsa bilmeyerek yaparsa namaz bozulmaz. Ama bile bile yaparsa bozulur. La bi kavliyin. Bak rukne fiiliyle namaz bozulur. Bile bile yaparsa. Ama la bi kavliyin. Rukne kavli amden. Bile bile bir rukne kavli lefsi bir rükün tekrar ederse namaz ne olmaz? Batal olmaz. Ke tekrari Fatiha'yı. Fatiha'yı okudu, bitirdi. Bir daha baştan Fatiha'yı alarak okursa ne olur? Namazı bozulur. Evi teşehhüdi. Teşehhüdü bir sefer okudu, bitirdi, bir daha okudu. Namaz ne olmaz? Bozulmaz. Çünkü bunlar rukne fiilidirler. Ev kıraetihima fi gayri mahallihima. Fatiha'yı oturarak okudu. Namaz ne olmaz? Bozulmaz. Tekrar teşehhüdünü okur. Ayağdayken teşehhüdü okudu. Bile bile. Sonra ne okudu? Fatiha'yı yine okudu. Tabi Fatiha okuması olmaz. Yani Fatiha'yı teşehhüdü yerlerindedir. Baş yerde okuması nedir? Namazı bozarlar. Bozmazlar. Rukne kavli oldukları için. La bi kavliyin amden ke tekraril fatihati evi teşehhüdü ev kıraetihima fi gayri mahallihima. Oldu mu olmadı? Yalnız bunu unutmayın. Sucud-i sev yapması lazım. Bir kişi kıyamdayken teşehhüdü okursa namazı bozulmaz. Sehv secdesi yapması gerekiyor. Bir kişi Fatiha okudu, bitirdi. Bir daha Fatiha ne etti? Okudu. Burada sehv secdesini kimisine göre gerekiyor, kimisine göre gerekmiyor. Demek bir rukne kavli tekrar etmek, yerinde değil de başa yerinde okumak namazı bozmuyor. Ama sehv secdesini neydi? Sehv secdesini gerektirir. Burada diyor, adam rukuya gitmiş, Fatiha okumuş. Öyle değil mi? Secdeye gitmiş, Fatiha'yı okumuş. Namazı bozulmuyor. Bitti, bunu öğrendik mi? وَتَبْتُرُ بِزْيَادَةِ رُكْنٍ فِيَلِيِّنْ كَرُكُوَنْ عَمْدًا لَا سَهْوَنْ لَا بِقَوْلِيِّنْ عَمْدًا كَتَكْرَالِ فَاتِحَةِ اَوْ تَشَّبُدِ اَوْ قَرَيَةِ هِمَّا فِي غَيْرِ مَحْلِهِمَا وَتَبْتُرُ بِزْيَادَةِ فِيَلِيِّنْ. Bu sefer, bak şimdiye kadar namazın bir fiili rukni tekrar ediyordum. Veyahut namazın bir kavli rukni ne ediyordu? Tekrar ediyordum. Veya namazın bir kavli rukni yerinde değil de başka yerde okuyordu. Ondan bahsettik. Bu sefer adam namazdan olmayan bir fiil yapıyor. Ve tabdur, namaz bozulur. Bir ziyadeti fiilin, bir fiilin ziyadesiyle namaz ne olur? Namaz bozulur. وَلَوْ سَهْوَنْ وَلَوْ كِي
o fiil bile bile değil de sehven de yaparsa ama min gayri cinsi salati. Min gayri cinsi salati. Namaz cinsinden olmayan bir fiili. Namaz cinsinden olmayan bir fiili yaparsa ister bile bile yapsın, ister sehven yapsın. Namazı ne olur? Bozulur ama inkel süre. Eğer o fiil çok ise. O fiil ne? Çok ise. Bir de mütevaliyen o fiilden çoktur. Arka arka da yapılmış. Namazdan olmayan bir fiil yapılırsa, eğer çok ise, arka arka yapılmış ise, namaz bozulur. İster o fiili bile bile yapsın, ister o fiili sehven yapsın. Peki, o fiili kesir ne gibi? Keselasi hatavatin. Üç adım atmak gibi. Üç adım atmak gibisin ki? Hutuvatin. Hatavatin. Şimdi, hatvet, adım atmak. O fiil. Adım atmak. Hutvet, o adım. İki ayağın arasındaki o mesafe var ya. Hutvet isimdir. Hatvet nedir? Mesleğidir. Ha, burada keselasi hatavatin. Burada hatavat daha iyi. Üç fiil yapmak gibi. Üç ne? Üç fiil yapmak gibi. Üç adım atmak gibi. Hutvet ne demek? Hani mesela bir adımlık yer var, onun ismi hutvettir. Bir de ayağını kaldırıp ön tarafa koymak, adım atmak. Burada hutvet adım atmaktır. Hutvet o adım, bir adım mesafenin ismi. Demek bir kişi namazın içinde üç adım atarsa arka arka namaz bozulur. Bak şimdi bir ayağı buraya attı. Diğeri onun yanına götürdüyse iki olur. Bir daha attı mı diğeri götürmese de üç olur. Ama biri buraya atmış, diğerine kaldırdı, ön tarafa koydu. İki olur. Yani arka ayağı kaldırırken ister bunun yanına koy, ister ondan biraz ileri koy. Fark etmiyor. Birinci bir, ikinci nedir? İki. Ev derbatin, ev derebatin. Sanki derebatin mi derim? Derebatin. Veyahut da üç adım, üç vurmak gibi mütevaliyetin. Üç arka arka, adam birine üç tokat arka arka ne etti namazda? Vurdu. Bu adam namazı bozdu. Demek arka arka üç adım atan, arka arka üç derb vuran, birinin namazı ne olur? Bozulur. İster bile bile bu hareketleri yapsın, ister sehven yapsın. Ama la in kalle, eğer az olursa bozmaz. Ke hatveteyni. Ne gibi? İki hatvet gibi. İki adım atmak gibi. Bu az. Bile bile de olsa namaz bozmaz. Sehven olsa da bozmaz. Ev eksere yahut da az değil, çoktur. Yalnız ve teferrake. Ve ne? Ve teferrake. O dağınık yapmış. Yani arka arka yapmış. Bi haysu. Öyle bir dağınık yapmış ki yu'addu sani munkati'an anil evveli. İkinci der var. İkinci hareket birinciden kopuk olarak kabul ediliyor. Yani onun devamı kabul edilmiyor. Bildiniz değil mi? Ama fe in fahuşe. Derb eğer birdir ama çok fahişeli bir nedir? Derbdir. Ne gibi? Kevesbetin. Vesbet ne demek? Zıplamak demek. Adam böyle keçi gibi zıpladı, ileri kendini attı. Hareket birdir ama batıl atamaz, batıl olur. Niye? Çünkü onun bir hareketi nedir? Yani fahişe bile. Yani aşırı olduğu için o bir hareket namazın adabına ters olduğu için namazı ne ediyor? Bozuyor. Şimdi bazılar diyorlar üç hareke arka arka yani bir rekatte üç tane yapıldı mı bu arka arka kabul edilir. Bazılar diyorlar bu da onlar gibi söyledi. Yok
bir rekat da olabilir, ayrı hareketler de olabilir. Yani ikinci, üçüncü hareketler bir öncekinin devamı değil ise, ayrı sayılıyor ise bu mütevali değildir. Yok, ikinci hareket birincinin devamı kabul ediliyorsa, o kadar araya mesafe fazla girmemişse o arka arka sayılır. Bildiniz nasıl oluyor? Mütevali o ki böyle dışarıdan bakan kişi bu ikinci, üçüncünün, birincinin devamı, üç, ikinin devamı gözüyle bakıyor. O kadar kısa mesafeli hemen arka arka olmuş. O zaman bunlar mütevalidirler. Yok, önceki geçti, biraz ara gidi son diye bir hareket sağır oldu. O ikinci birinciden sayılmıyor, üç ikinciden sayılmıyor. Her biri kopuk kopuk ayrı ayrı kabul ediliyor ise bu da mütevali değil demektir. Unutmayın, kimisi mütevali, yani bir rekata oldu mu mütevalidir. Kimisi de bir sonraki hareket bir öncekinden kopuk ayrı kabul ediliyorsa bu mütevali değildir. Devamı kabul ediliyorsa bu kopuk kabul, mütevali kabul ediliyor. Tekrar ediyorum. وَتَطُرْ بِزْيَادَةِ فِيَلٍ وَلَوْ سَهْوَنْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ سَنَاتٍ اِنْ كَسُرَ مُتَوَالِيًا كَسَرَاسِ خَتَوَاتٍ اَوْ دَرَبَاتِ مُتَوَالِيَاتٍ لَا اِنْ قَلَّا كَخَتْوَتَيْنِ اَوْ اَكْسَرَ وَتَفَرَّقَ بِحَيْسُ يُعَدُّ الثَّانِ مُنْقَتَلْ عَنِ الْاَوَلِ فَاِنْ فَحُشَ كَوَسْبَةٍ بَطَلَتْ. Oldu mu? وَلَا تَدُرُّهُ حَرَكَاتٌ خَفِيفَةٌ وَلَا تَدُرُّهُ حَرَكَاتٌ خَفِيفَةٌ. Hafif hareketler musalliye zarar vermezler. Namaz kılana zarar vermezler. Ne demek musalliye zarar vermezler? Yani namazını bozmuyorlar. Ne gibi hafif hareketler? Ke hakkin bi esabihi. Bak. Adam parmakları, bak elini kaldırmıyor. Elini götürüp buraya koydu. Bak. Hareketler çok ama hafif olduğu için zarar etmez. Elini oraya kadar götürmek bir hareket ama elini yapıştırırsan, elini oynatmasan, sadece parmaklarla karşınsan, o zarar etmez. Demek وَلَا تَدُرُ حَرَكَانُ خَفِيَةٌ ki حَكِّنْ بِأَسَابِعِهِ parmaklarıyla karşınmak gibi. وَاِدَارَةِ سُبْحَةٍ. Hani diyelim salat namazını kılıyor, subhanallah, subhanallah, subhanallah falan diyor. Bildiniz değil mi? Yani parmaklarıyla tesbihatları idare etmek, saymak gibi. Bunlar ne etmezler? Bunlar arka olsa da zarar vermezler. Niye? Çünkü buna harekat-ı hafiftirler. وَلَا سُكُوتٌ طَوِيلٌ وَلَا سُكُوتٌ طَوِيلٌ. Sukut-ı tavil de ne etmez? Sukut-ı tavil de zarar vermez. Adam uzun süre sukut etti. Hanefilerde zarar verir, şafilerde zarar vermez. وَاِشَارَةٌ مُفِيمَّةٌ مِنْ اَخْرَسَ. Adam ahrestir, taktır, konuşamıyor. Bir işaret yaptı. Onun işareti mufimdir. Yani bir şeyler ifade ediyor. Onun o işaretinden bir şeyler anlaşılıyor. Bu da ne etmiyor? Namazı bozmuyor. Bak. وَلَا تَدُرُ وَلَا تَدُرُ حَرَكَاتٌ خَفِيفَةٌ كَحَكِّنْ بِأَسَّابِعِهِ وَاِدَارَةِ السُّبْحَةٍ. Bunlar ne etmez? Zarar vermezler. وَلَا سُكُوتُ طَوِلٌ uzun süreli sükut etmek de zarar vermez. وَاِشَارَةٌ مُف۪يمَةٌ مِنْ اَخْرَسَ. Şimdi ahres olmayan kişiden zaten zarar vermez. Ahres kişiden de ne etmez? Ahres kişiden de hareke-i mufime zarar vermez. Halbuki ahresin işaretleriyle akad bey falan gerçekleşiyor. Yalnız namaz bozulmuyor. Biri derse, mufimli harekatlarıyla akıd yapılıyor, beyinler gerçekleşiyor. Öyleyse onun işareti konuşmak gibi de namazı da bozmalı. Hayır, namazı bozmuyor. وَتُكْرَهُ namaz mekruhdur. وَتُكْرَهُ namaz nedir? Mekruhdur. Hal hal وَهُوَ مُسَلِّي يُدَافُ الْاَخْبَسَيْنِ. İki ahbes, iki pis şeyini konedir. Büyük ile küçük abdestlerini müdafe ederek namaz kılması mekruh. Adam abdeste sıkışmış, ha büyük veya küçük abdeste, o halde namaz kılması nedir? Mekruh. Kılabilir ama mekruh. Çünkü huşu'lu, hudu'lu olarak kılamıyor. Namaz huşu'la kılamalı. Ve bi hadreti ta'amin ev şarabin. Ta'amın huzurunda, şarabın huzurunda namaz kılması nedir? Mekruh. Yemek sofrası konulmuş. Orada su var. O da
o taamın huduruyla, şarabın huduruyla beraber namaz kılması mekruhtur. Ama o taam şarap ki yetuku ileyhi. Yetuku ileyhi. Yani o taama, o şaraba iştahi vardır. Yani açdır yemeğe ney var? İştahi var. Susuzdur suya ney var? İştahi vardır. O hazır yemek şarapla birlikte musallinin iştahı varsa, yeme içme arzusu varsa neyse namaz o halde kılmasın mekruh. Niye? Namaza başlarsa açdır, gözü namazda. Susuzdur, gözü suda. Ama illa in haşye hurucel vakti. İlla in haşye hurucel vakti. Hurucu vaktten korkarsın. Hurucu vaktten. Dese ben yemek yiyinceye kadar, su içinceye kadar namazın vakti ne oluyor? Bitiyor. O zaman namazını kılsın, sonra içeceğini içsin, yiyeceğini yesin. Ve yukrahu teşbiku esabihi. Namaza böyle yapması mekruh. Teşbik budur. Tabi bu da mekruh, bu da namaza uygun değil. Ama bu teşbik budur. Ve tabi namaza mekruh olduğu gibi bu namazın dışında da mekruhtur. Bunu unutmayın. Ve iltifatu li gayri hacetin. Bir hacet yoksa iltifat burada gözle başla değil ha. Gözüyle sağa sola bakması o da mekruh. Ve raf'u basarihi ile semai. Gözlerini ne göklere ne etmesi? Kaldırması o da nedir? Mekruh. Şimdi o zaman ben yanlış söyledim. Burada iltifat yüzüyle böyle yüzün çevirmesi nedir? Mekruh. Bildiniz değil mi? Ve iltifatu li gayri hacetin. Yüzüyle veya öyle değil mi? Yüzüyle başını çevirmek nedir? Mekruh. Göğsüyle çevirse namaz bozulur. Çünkü göğüsle kıble yönelmek lazım. Adam göğsüyle kıbleden dönerse namaz bozulur. Ama göğsü kıbleye yönelikse, yüzüyle sağa sola dönersen mekruhtur. Ve rafu basarihi ile semai. Gözleri gökyüzüne dikse, böyle gözlerle yukarıya bakarsa bu da nedir? Bu da mekruh. Ve nezzeru ila ma yulhihi. Ve nezzeru ila ma yulhihi. Yani onun meşgul eden şeye göz dikmesi, bakması, onu namazdan meşgul eden, alıkoyan herhangi bir şeye bakması nedir? Mekruhtur. Elbise olabilir, desen olabilir. Onun için camideki süsler nedir? Mekruhtur. Haram diyen de var, naz mekruh. Ve keffu sevbihi. Burada kef, ceme demektir. Adam dar pantolon giymiş, roka gidince pantolonlarını yukarı çekiyor. Çeketini böyle topluyor, cübesini topluyor. Yani kef burada toplamak demektir. Elbiseyi toplamak, saçlarını toplamak, bunlar mekruh. Veyahut da saçı uzun namaza giderken eliyle böyle çeviriyor, secdeye gidiyor. Bunlar mekruh. Veyahut da kafasını böyle koyuyor, öne doğru, kendine doğru kafasını çekiyor yani alnı yere değsin diye. Bunlar hepsi nedir? Ve vad'uhu tahta imametihi. Namazın üzerinde saçını dışarı çekmiş. Böyle eliyle saçını sarının altına sokarsa bu nedir? Mekruh. Önce tedbirini alsaydı. Namaz üstüne çıkmışsa bırak o şekil kalsın. Ve meshul gubari an cebhetihi. Secdeye gitti yer üstüne. Alnına toz yapıştı. Kum tanecikleri yapıştı. Onu eliyle silerse bu da nedir? Mekruhtur. Ve tesaubu. Tesaub da nedir? Mekruh. Tesaub ne demek? Esnemek. Diyor ya, tesaub yapmak mekruh. Peki fein galebehu, tesaub ona galebet ederse, öne geçemese, onu zorladı. Ve da'ayyedehu ala femhi. Bari ağzını neysin? Ağzını
elini ağzının üzerine koysun. Veda yedehu alem. Böyle yapsın. Hatta diyor böyle yapsa da bazı kitaplarına diyor elinin tersiyle koysun. Onu tam derecesini bilmiyorum. En azından diyor eliyle ne içsin? Kapatsın. Niye? Ağzı açık kalmasın. Çok yapsa bir şey olur mu? He? Çok yapsa bir nasıl çok? Mesela çok esni ikide bir böyle yapıyorlar bazen. Yok ikide bir zaten olmaz. Harekete mütevali oldu mu bozar. Harekete mütevali yapmasın. Bu namazın dışında da esneme olduysa elini koymak. Hatta bazı kitaplarda geçiyor. Diyor şeytan insan boğazına gidiyor. Sırtını yukarı dendiriyor. Ayaklarını karşıya dendiriyor. Adamın ağzı esniyor. Açık kalıyor. Şeytan karşıya kaçıyor. Ona bakarak gülüyor. Öyle kitaplarda da geçiyor. Onun için diyor elini böyle yapsın. Yani sol eliyle bu şekilde kapatsa diyor daha iyi. Oldu mu? Buralarda demiyor değil mi? Hatta diyor sadece bu şekil mekruh değil. Böyle ellerini kırmak da nedir? Mekruhtür. Vel kefu huvel cem'u. Burada kef demek, cem'e demek. Vel evlen yekunel entekunel yesaru. Diyor sol eliyle kapatsa daha iyi olur. Lenne şeytan yetulun fi femi. Burada diyor şeytan onun ağzına girer. Ve huve minel elzam. Bu da bir eziyettir. Yani esnemek bir eziyettir. Şeytandan kaynaklanıyor. Vel yesar yarafihi. Kötü şeyleri sol elle gidermek daha uygundur. Bir de vel evlen yekune bi zahriha inteyesir. Eğer olabiliyorsa bu şekilde yapsın. Bak dedim burada geçiyor. Ve illa fe bi batniha inteyesir eyle. Ve illa sol elle yapamıyorsa sağla yapsın. Sol elle yapabiliyorsa solla yapsın. Sol elin eğer sırtıyla yapabiliyorsa sırtıyla yapsın. Sırtıyla yapamıyorsa avuç içiyle yapsın. Oldun. Vel mubalagatu fi hafti ra'si fi ruku'i. Rükûde çok başını eğmek o da nedir? Mekruh. Çünkü baş sırtla düz olması sünnettir. Başını rükûde çok eğmek nedir? Vel mubalagatu fi hafti ra'si fi ruku'i. Rükûda ra'sın haftında aşağı indirmesinden bu bala yapmak nedir? Mekruh. Ve vad'u yedihi ala hasiratihi. Elini hasir bu boşluk. Ellerini böyle koymak burada nedir? Mekruh. Namazda da mekruh, namazın dışında da bu nedir? Mekruh. Bu çünkü kibri ne ediyor? Kibri andırıyor. Vel busaku qibale vecihi ve yeminihi. Öne doğru tükürmek, sağa doğru tükürmek nedir? Mekruh. Namazda da mekruh, namazın dışında da mekruh. Peki nereye tükürsün? Bel an yesarihi. Soluna doğru neysin? Tükürsün. Ev fisevbihi yahut da elbisenin bir tarafına tükürsün. Çünkü tükür necis değil. Ev tahta kademihi yahut da ayağının altına neysin? Tükürsün. Öne tükürsün, üzerine ayağını koysun. Demek vel busakum qibele veşihi ve yeminhi. Yüzünün istikametine doğru, sağa doğru tükürmek mekruh. Bel an yesari, soluna doğru tükürsün. Ev fisevbihi yahut da elbisesine tükürsün. Ev tahta kademi. Bunlar bu şekilde sünnet, bunların mekruh olması, bu şekilde sünnet olması namazda da öyledir, namazın dışında da öyledir. Epey diyor ayağın altından tükürsün adam, camide de şimdi haliler serili. Camide hali olsa olmasa yere tükürmek nedir? Bu haramdır. Çünkü camiyi necis yapmak da haram, kirletmek de bile haramdır. Onun için bir selpak, bir mendil, bu elbisenin herhangi bir çaket, cübesinin herhangi bir tarafına tükürsün. Sonra yıkasın. Nasıl olsa necis değil. Oldu mu? Yutsa da namaz terkiye girer. Elbisenin bir tarafına neysin? Eğer yere tükürecek durumu yoksa elbisesinin bir tarafına tükürsün. Burada herhalde balkondan bahsediyor sen değil mi? Yok, bu saf tükürük. Tükürük? Tükürük bir şey olmaz mı insan yoksa?
tütünün şartları var. Dille dışarı falan çıkarsan veya dudağın dışına çıktıysa yutarsan namaz bozulur. Ağzındayken yutsa bir şey olmaz. Yani tükürmesi gerekiyorsa diyor, yani illa bozar bozmayan onu söylemiyor. Tükürmesi gerekiyorsa sağına, önüne sağına tükürmesin, soluna ayağın dibine tükürsün. Ama belgam nama zahir hadine, yani boğazdan yukarı belgam geldikten sonra yutarsa bozar, oruç da bozar, namaz da bozar. Tükürük dışarı çıkarsa, dil ile veya dudağın üzerine gelmişse, içeri çekmişse bozar. Tabi bu daha gelir, gelmedi. Namazı bozan şeyleri geçtim veya daha gelir. Burası o konu değil. Yani namazı bozuyor, bozmuyor, burası onunla ilgili değil. Namazda veya namazdan dışında bu şekil tükürmek mekruh, adab bu şekil olduğunu onu söylemek istiyor. Veli salati şurutun ve erkan ve ebadun ve sünnenun. Namazın şartları var. Namaza başlamadan önce gerekliliği. Namazın rükünleri var, namazın içindedirler, bunlar olmadan olmuyor. Namazın ebadları var. Ebad o ki terk edildiği zaman sevk secdesi gerekiyor. Bir de namazın sünnetleri var. Sünnetleri var. Sünnet o ki yapılması iyi. Terk edildiği takdirde sevk secdesi gerekmiyor. Yani bunları öğreniriz inşallah. Nefakumullahu nefakumullahu. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي